Merhaba Mastermind izleyicileri. Bir önceki videoda sizlere 200 mm teleskop ile nelerin görülebileceğini göstermeye çalıştım. İzlemeyenler yukarıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirler. Şimdi ise sizlere 300 mm teleskoplarla Güneş sistemi ağırlıklı olarak nelerin görülebileceğini göstermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce abone olarak ve videoyu beğenip yorum atarak beni ödüllendirebileceğinizi tekrar hatırlatmakta fayda var. İlk görüntümüz Jüpiter'den. Bu görüntüleri 300 mm aynalı bir teleskopla elde ettim. Teleskobun ayarlarının düzgün yapıldığında Jüpiter'in uydularının da görülebildiğini fark etmişsinizdir. Burada bir önceki 200 mm teleskop videomdaki gibi Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi görülebiliyor. Ancak teleskobun ışık yakalayabilme kabiliyeti 200 mm teleskoplara göre daha iyi olduğundan biraz daha fazla zoom yaparak görüntüyü daha da detaylı görebiliyoruz. Bu büyük kırmızı lekenin yaklaşık 3 dünya kadar olduğunu ve yüzyıllardır süren bir fırtına olduğunu da daha önce anlatmıştım. Güneş sistemimizin bilinmeyen gerçekleriyle ilgili hazırlamış olduğum videoda bu ve benzeri ilginç bilgileri bulabilirsiniz. Bahsettiğim videonun linkini de yukarıda görebilirsiniz. Siz de hem 70 mm başlangıç teleskobu hem de 300 mm'lik profesyonel teleskobun Jüpiter'i nasıl gösterdiğini bu görüntüde kıyaslayabilirsiniz. Bu görüntüler ise 300 mm mercekli bir teleskopla çekilmiştir. Aynalı teleskopla mercekli teleskop arasındaki farkı az çok belli eden bu görseli de yine sizler için ekledim. Bu arada uzun pozlama ile Jüpiter'in dönüş hareketini kaydederek oluşturduğum bu küçük görselde yine Jüpiter'in dönüşünü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Jüpiter'den sonra bizi bekleyen güzel gezegen Mars. Elimizdeki 300 mm'lik teleskoplarla görüntüleri işte bu şekilde görünüyor. Aslında hava şartlarından ve teleskobun bende çok fazla kalmayacak olmasından dolayı çok görselini kaydedemedim. 300 mm mercekli teleskopla Mars'a baktığımızda elimizdeki görüntü işte bu olacaktır. Teleskobun ayarları daha iyi yapılarak görüntü kalitesi arttırılabilirdi. Ancak o an için zaman sorunum olması çok faydalı bir iş çıkmamasına sebep oldu Mars için. Bir sonraki gezegenimiz Satürn. Satürn için Güneş sisteminin en yakışıklı gezegeni diyebiliriz. Ve 300 mm'lik aynalı teleskoplarla bize kendi güzelliğini daha da cömertçe gösteriyor. 70 mm'lik başlangıç teleskoplarıyla aynı görselin nasıl göründüğünü de size burada göstermeye çalıştım. Aradaki farkı daha rahat görebilirsiniz diye. Halkalarıyla bu kadar esrarengiz görünen ve bizi hayran bırakan komşumuzun uzaya yaymış olduğu sesler de gerçekten diğer gezegenlere göre ilginç.
gezegenlerin yaymış olduğu seslerden bahsettiğim videoyu izleyip aradaki farkı siz de görebilirsiniz. Linki yukarıda bulabilirsiniz. Satürn'ün görselleri bilgisayar ortamında iyileştirildiğinde elde ettiğimiz görüntü işte bu şekilde olabiliyor. Peki şu anda gözlem yaptığım bu teleskoplarla Ay nasıl görünüyor? Çeşitli zamanlarda kaydetmiş olduğum bu görsellerde Ay'ın farklı noktalarına hedef almıştım. Buradaki görsellerde Ay çok yakında görünse de yine de görünen bölgelerin birçok ülkeden daha büyük yüz ölçümüne sahip olduğunu da unutmamak gerekir. Uranüs'ün 300 mm'lik teleskoplarla görüntüsü de bu şekilde oluyor. Milyarlarca kilometre uzaktan Güneş'ten aldığı ışığı bize yansıtan bu soğuk gezegenin aslında bizim yaşam kaynağımız olan Güneş'le bağlantılı olması inanılması güç bir gerçek. Uranüs'ün görselleri PC'de düzenlenince son görüntümüz de bu şekilde oluyor. Son olarak da derin uzaydan bir görsel eklemek istedim. İşte karşınızda Whirlpool galaksisi. Sahip olduğu ilginç şekille birçok gözlemciyi kendine hayran bırakan bu galaksinin teleskopla gözlemini yapmak gerçekten farklı bir deneyim. 300 mm'lik aynalı bir teleskopla galaksinin görseli en iyi bu şekilde olabiliyor. Yakın zamanda 400 mm teleskoplarla neleri görebileceğimizin bir videosunu hazırlayıp onu da sizlerin beğenisine sunacağım. Videoyu izlerken umarım keyif almışsınızdır. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın kendimi geliştirmem için en güzel iletişim kaynağı olduğunda lütfen tekrar düşünün. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.